Günaydınlar. Sabah Haber'de birlikteyiz. Bugün 31 Temmuz Cumartesi. Ben Narden Bingöl. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere birlikte biraz daha yakından bakalım bu sabah. Sayın seyirciler, 31 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 45. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 63. ve Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 450. yıl dönemi münasebetiyle yarın etkinlikler düzenlenecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak. 1 Ağustos Pazar günü saat 7'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargahı Boğazköy'de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 10.15'te verilecek. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde saat 9.30'da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında çelenk sunulacak. Bu çerçevede saat 10'da Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda, saat 12'de Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda çelenk sunma törenleri icra edilecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Bahçesi'nde ise saat 19.30'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu gerçekleşecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretlerde bulunuyor. Tümgeneral Topaloğlu ve heyetini kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde donanımıyla, eğitimiyle ve gücüyle çağdaş bir şekilde yer aldığını söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk'ünün en büyük beklentisinin var olan devletinin daha da ileriye taşınması, egemenliğinin kabul edilmesi ve dünya tarafından saygı gösterilmesi olduğunu söyledi. 1 Ağustos Milli Direniş Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve diğer komutanları kabul etti. Tümgeneral Topaloğlu, 1 Ağustos'un Kıbrıs Türk tarihinin önemli günlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar da Kıbrıs'ın fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanları'nın kuruluş yıl dönümünü kutladığı konuşmasında Osmanlıların Kıbrıs'ı fethinin adada sevinçle karşılandığını kaydederek Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge idaresine, daha sonra adayı Yunanistan'a bağlama hedefi güden Rum-Yunan ikilisine, Eokacılara, Akritas planına ve tüm insanlık dışı hareketlere karşı direnişini devam ettirdiğini kaydetti. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Türkiye'nin desteğiyle savunma ve direnişteki tarihi katkılarına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile adada barış ve huzurun tesis edilmesinin ardından Kıbrıs Türk halkının varlığı, huzuru ve esenliği için kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde donanımıyla, eğitimiyle ve gücüyle çağdaş bir şekilde yer aldığını söyledi. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin geldiği noktada bana göre fevkalade önemli bir pozisyonda olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü devlet noktasında devlet erdemini yaşamış ve dolayısıyla bir halkın bir adada ortaklık temelinde bir anlaşma olamayacağı ortaya çıktıktan sonra artık 60 yıldır var olan bu devletin ileriye taşınması, egemenliğimizin kabul edilmesi ve haliyle bütün dünyanın buna saygı göstermesi en büyük beklentimizdir. Çünkü burada bir tarihimiz vardır, burada bir mücadelemiz vardır, şehitlerimiz vardır, gerçekten çabalarımız vardır ve herhangi bir devlette olması gereken bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle var olmaya devam edecektir, etmelidir. Çünkü son derece önemli ulusal çıkarlarımız söz konusudur. Mavi Vatan'da enerji kaynaklarında tutumumuzda farklı bir takım ulusal ve milli beklentiler, aynı zamanda hava sahasında yukarıda, çünkü netice itibariyle artık konjonktür öyle bir değişmiştir. SİHA'larımızda, İHA'larımızda ve çeşitli Türkiye'mizin de desteğiyle burada bir güç olarak Doğu Akdeniz'de
Türk ulusuna yakışır bir şekilde bütün bu anlayışın yerleşmesi için mücadelemizi bu şekilde sürdürmekteyiz. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Tümgeneral Topaloğlu, 1 Ağustos'un Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Güvenlik Kuvvetleri, buradaki temas hattındaki mücahitleriyle Erenköy'den Maraş'a kadar tüm bölgede gerek diğer her alanda halkının yanında yine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Mavi Vatanımızda ve Karasularımızda egemenliğimizin, varlığımızın devamını sağlayacak şekilde devam ettiriyor görevini. Yine baktığımızda Polis Genel Müdürlüğümüz ise ülke genelindeki huzur ve güvenin sağlanmasında kimsesizlerin kimsesi olması yönünde çalışmalarımızı büyük bir gayretle devam ettiriyoruz. Topaloğlu, halkımızın bize verdiği görevi onların huzur ve güvenliği için 7/24 yerine getirmeye çalışıyoruz dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu da konuşmasında Kıbrıs'ın fethiyle başlayan adadaki Türk varlığının İngiliz sömürge yönetiminden 1974 Barış Harekatı'na kadar geçen sürede amansız bir varoluş mücadelesi verdiğini ifade etti. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ardılı olarak devam eden ülkemizin güvenliğini, barış ve huzurunu sağlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ve onun kahraman mensuplarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Kıbrıs Türk halkı için anlamı büyük olan 1 Ağustos'un yıl döneminde bir kez daha kararlılığımızı dile getirerek tek güvencemiz olan devletimizden, eşit egemen haklarımızdan, özgürlüğümüzden ve anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun. Başbakan Ersan Saner de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve heyetini kabul etti. Saner 1974 Barış Harekatı ile adada barışın tesis edildiğini, 1 Ağustos 1976'da oluşturulan Güvenlik Kuvvetleri'nin de adada barışı kollamak için en önemli unsur olarak görev yaptığını söyledi. Tümgeneral Topaloğlu da konuşmasında Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve huzurunu korumak için hizmette olduklarının altını çizdi. Başbakan Ersan Saner, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tümgeneral Topaloğlu, kabulde yaptığı konuşmada, tarihe bakıldığında Malazgirt Zaferi'nden Büyük Taarruz'a kadar birçok zaferin Ağustos ayının başlarında yaşandığını belirterek bu tarihin Türk halkı için önemli olduğunu kaydetti. Tümgeneral Topaloğlu, 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulduğunu, Kıbrıs Mücahidi'nin 1 Ağustos 1976'da ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak teşkilatlandığını hatırlattı ve şöyle dedi. Güvenlik Kuvvetleri olarak Kıbrıs Türk halkımızın hizmetinde bunların güvenliğini, huzurunu sağlamak için gerek karada, gerek Sahil Güvenlik Komutanlığımız vasıtasıyla denizde tüm egemenlik alanımızda halkımızın hizmetinde olduğunu bildiriyoruz. Başbakan Ersan Saner de konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluşunda 1 Ağustos'un öneminin çok büyük olduğunu kaydetti. 1 Ağustos 1571'den itibaren adada Türk halkının var olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, Yunan egemenliğinin ise adada hiçbir dönem olmadığını anlattı. Saner, maalesef sanki bu adanın esas sahipleriymiş gibi bütün dünyada algı operasyonu yönetmeyi başardılar ve bunu da sürdürmeye çalışıyorlar diye konuştu. Bizleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nden dışlanmaları ve 1964 yılında Birleşmiş Milletler'in de tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs'ın yönetimi olarak kabul etmesi aslında Kıbrıs'taki işgal probleminin temelini oluşturmaktadır.
Kıbrıs'ta bir tek işgal problemi vardır. O da 1963 yılında Rumların tek yanlı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmesidir. 1974 Barış Harekatı ile birçok Rum'un da hayatı kurtarılarak adada barışın tesis edildiğini vurgulayan Başbakan, 1 Ağustos 1976'da oluşturulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın da adada barışı kollamak için en önemli unsur olarak görev yaptığını söyledi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız Kıbrıs'ta barışın teminatı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve özellikle son günlerde iki egemen eşit devlet temelinde çözüm yolunda da ilerlerken en büyük güvencemizin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız olduğunu da ifade etmek istiyorum. Biz burada bu coğrafya üzerinde hiçbir şekilde düşmanlarımıza korku salma niyetinde değiliz. Ancak bize uzanan herhangi bir tehdit olursa da onun cevabını verebilecek kabiliyette olduğumuzu da ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın da buna muktedir olduğunu ben burada bütün dünyayla paylaşmak istiyorum. Türkiye pek çok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 5 kentte 11 yangına müdahale sürerken 74 yangın kontrol altına alındı. Türkiye'de 5 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 3 gün içinde 24 ilde çıkan 85 yangının 74'ünün kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli devam eden 11 yangına müdahale edildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de çıkan yangınlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatar mesajında, anavatan Türkiye'nin yaralarının sarılmasında her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de çıkan yangınlar nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı gönderdi. Tatar mesajında anavatan Türkiye'mizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar ve bu yangınlarda yaşanan can ve mal kayıpları şahsımı ve Kıbrıs Türk halkını derinden üzmüş, yüreklerimizi yakmıştır ifadelerini kullandı. Zat-ı alilerinizin ve hükümetinizin azimli ve kararlı çalışmalarıyla Türkiye'nin bu olayı atlatacağından emin olduğunu ifade ettiği mesajında, kıvançta ve tasada her zaman birlikte olduğumuz anavatan Türkiye'ye en içten duygularımla geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Dualarımız ve Allah'tan temennimiz anavatan Türkiye'mizde bir kez daha böyle olayların ve acıların yaşanmamasıdır. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yangınlarda hayatlarını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim dedi. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca geçmiş olsun Türkiye'm başlıklı bir mesaj yayımladı. Tatar mesajında Türkiye'nin çeşitli bölgelerine etkisi altına alan yangınların Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü ifade ederek şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatar mesajında yaraların sarılmasında her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını da belirtti. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak büyük bir başarıya imza atıldığını, bu konuda yanlışlara izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki Yükseköğrenim Kalite Kurulu ve Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu yetkililerini kabul eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde farklı ülkelerdeki üniversitelerle yarışabilecek durumda üniversiteler olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı ve beraberindekileri kabul etti. Tatar, ekonomik olarak hem üniversitelerin faaliyetlerini sürdürmeleri hem de ülkenin tanıtımı hususunda çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çekti. 100 bin yakın öğrencinin burada eğitim alması, bu öğrencilerin burada yaşamlarını sürdürmeleri ekonomiye büyük bir katkıdır. Yüz yüze eğitimin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, alınacak kararların başbakanlıkla danışılarak ve istişare edilerek alınması gerektiğine işaret etti. Türkiye olan bağlantılar, Türkiye'nin tecrübesi, Türkiye'nin buraya aktardığı imkanlar ve her türlü katkıyla bir aşamaya gelindi. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üniversiteleri dünyada farklı ülkelerle yarışabilir bir noktadadır. Buradan mezun olanlar gerçekten döndüklerinde hem bizlerin bir bakıma fahri elçileri ama aynı zamanda da devlet kademesinde siyasi alanda da başarılarla
İşte ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden şu üniversiteden mezunum diye. Bütün bunları da görüyoruz. Gelenler gidenler bize bunları söylüyor. Dolayısıyla büyük bir başarıya imza attık. Şu ana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Üniversitelerinden yüz binlerce mezun vardır. Bunlar şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde bir bakıma bizler için fevkalade onurlu bir görevdedirler. Bütün bunların devamı için bu sektöre gözümüz gibi bakmamız lazım. Bu sektörde yanlışlara müsaade etmememiz lazım. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ile Türkiye'deki Yükseköğretim Kalite Kurulu arasında protokol imzalandı. Protokol ile yükseköğretimde kalite güvencesinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yükseköğretimde kalite güvencesinin geliştirilmesini hedefleyen protokole Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı ile Türkiye'deki Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Elmas imza koydu. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı konuşmasında kurul olarak 2021 yılında uluslararası anlamda atılım yapma kararı aldıklarını, bu kapsamda imzalanacak protokolün önemine dikkat çekti. Avcı, kurul olarak yasada yer alan kalite güvence ve akreditasyon çalışmaları hakkında mevcut tüzüğün güncellenerek kalite güvence ajansının kurul bünyesinde oluşturulması, değerlendirme, yeniden değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının hem kurumsal hem de program bazında gerçekleştirilmesi ve yenilenmesi çalışmaları başlattıklarını kaydetti. YÖDAK'ın ve KKTC üniversitelerinin, biz bir bütünüz çünkü, paydaşlarımız, üniversitelerimizin yükselişi, dünyaya açılımı bizlerin esas ana görevleridir. Bu birliktelik için bu ajansın da kurulmasıyla, yasamızda bize emredilen kalite ajansının da devreye girmesiyle önümüzdeki süreçte çok daha iyi yol alınacağını, kalite kapsamında da Sayın Hocamızın başkanlığında YÖKAK'le işbirliği bizlere önemli güç verecektir. Türkiye'deki Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Muzaffer Elmas da kalitenin önemine dikkat çekerek dünyanın çok hızlı değişim gösterdiğini ve bu değişimi üniversitelerinde çok yakından hissettiğini söyledi. Amaçlarının üniversitelerin dünyadaki bu değişimi yönetmesine destek olacak mekanizmaları kurgulamak olduğunu ifade eden Elmas, kalite ve akreditasyon süreçlerinin buna yol gösteren bir araç olduğunu belirtti. Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak, YÖKAK olarak hem dünyadaki tüm gelişmeleri inceleyen, irdeleyen, adapte eden hem de ülkemiz koşullarını dikkate alan bir prosedürümüz var. Bir kriterlerimiz var. Bunları biz ülkemizde uyguluyoruz. Üniversiteleri değerlendiriyoruz ve akredite ediyoruz. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sistem, üniversiteler buradaki farklılaşmayı dikkate alarak bu kriterleri revize edip ortak eğitim çalışmaları, ortak değerlendirme çalışmaları, ortak akreditasyon çalışmaları yapma hedefimiz. Genç İş Adamları Derneği ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Girne'de işletmeden işletmeye etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ekonomiyi üretim ağırlıklı, üretilinin satılabileceği bir yapıya kavuşturmak için Türkiye ile işbirliği içinde çalıştıklarını vurguladı. Genç İş Adamları Derneği ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iş insanları arasında işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla Girne'de işletmeden işletmeye etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülke ekonomisinin turizm ve yüksek öğrenim gibi hizmet sektörlerine dayalı olması nedeniyle pandeminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok daha derinden sarstığını söyledi. Arıklı, ekonomiyi üretim ağırlıklı, üretilenin satılabileceği bir yapıya kavuşturmak için Türkiye ile işbirliği içinde güvercinlikte 172 küçük ölçekli fabrikanın yer aldığı sanayi bölgesinin oluşturulacağını kaydetti. Burada sizlerin de yardımlarıyla, buradaki iş dünyasıyla yapacağınız konsorsiyonlarla, kuracağınız küçük fabrikalarla, hafif sanayi diyoruz buna, fabrikalarda hem ihtiyacımız olan niş ürünlerini üretebileceksiniz, ürettiğinizin bir kısmını yeşil hat tüzüğü üzerinden Güney Kıbrıs ve Avrupa'ya pazarlayabileceksiniz. Aynı zamanda da
Türk menşe belgesi alarak hem Türkiye'ye hem de Türkiye'nin gümrük birliği ve ticaret gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşması yaptığı diğer ülkelere de Türk malı menşe belgesiyle rahatça ihracat yapabileceksiniz. Dolayısıyla böyle bir imkan ortaya çıktı bu dönemde ve bununla ilgili de altyapı çalışmaları süratle tamamlıyoruz. Güvercinlik sanayi bölgesini bizim bildiğimiz kirli sanayinin dışında bir yapıya kavuşturabilmek için özel sanayi yasası, organize sanayi yasası hazırladık, meclise sevk ettik ve orada gerçekten çok ciddi Türkiye'deki örnek organize sanayi bölgelerine benzer bir sanayi bölgemiz olacak. Şayet orada şimdiden gereken çalışmaları yapar da yerinizi alırsanız inanın ki oldukça kazançlı çıkacaksınız. Krizi fırsata çevirmek iş dünyasının en büyük özelliklerinden birisidir. Şu andaki bu krizi fırsata çevirmenizde büyük fayda var. Maraş açılımına da işaret eden Arıklı, Maraş'ı askeri bölge olmaktan çıkararak mal sahiplerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun şekilde mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrı yaptıklarını belirtti ve Birleşmiş Milletler kararlarının siyasi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının ise hukuki olduğunu anımsattı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de ülke ekonomisinin gelişmesinin Türkiye'deki iş dünyasıyla yapılacak işbirliklerine bağlı olduğunu belirterek bu toplantının da bu amaca katkı sağlayacağına inanç belirtti. Kıbrıs Türk'ünün ambargolarla yok edilmeye çalışıldığını ifade eden Deniz, bu ekonomik kuşatmanın kırılması için Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında her alanda işbirliğinin şart olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağıner de Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlardan daha etkin, daha fazla yararlanabilmesi için ivedi olarak projeler üretilmesi gerektiğini, bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ekibiyle çalışma yaptıklarını anlattı. Tanıtım eksikliği nedeniyle Türkiye'den gelen turist sayısında istenilen rakamlara ulaşılamadığını dile getiren Çağıner, turizmde atılım yaratmak için ilk olarak bu yönde adım atılması gerektiğini ifade etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da ülke ekonomisinin sadece hizmet sektörlerine bağlı olmasının sakıncalarının pandemi döneminde görüldüğünü belirterek hizmet ve üretimin birleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın da Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne suyun ardından da elektriğin getirilmesinin ekonomiye değer katacağını, böylelikle adada sanayi ve tarım alanlarında üretime dayalı bir ekonomi oluşturulacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği Başkanı Muhit İnce de mukayeseli avantaja sahip ürünlerin ihracatına yönelik yapılması planlanan organize sanayi bölgesinin hayata geçmesiyle tüm bu çalışmaların taçlandırılacağını söyledi. Konuşmaların ardından firmalar arası görüşmelere geçildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hellimin Avrupa Birliği ülkelerine ihracı ve gerekli olan Avrupa Birliği standartlarına erişebilmek için takvimin açıklanmasını beklediklerini ifade etti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hellimin Avrupa Birliği ülkelerine ihracı konusunda belirsizliğin halen devam ettiğini ifade etti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen çiftlik yönetimi eğitimi sertifika töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, hellimin Avrupa Birliği ülkelerine ihracı ve gerekli olan Avrupa Birliği standartlarına erişebilmek için takvimin açıklanmasını beklediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, Rum tarafının kilosunu 15 euroya kadar satabildiği hellimi bizler Türk tarafı olarak 4 euroya satmaya çalışırken hijyen koşullarını aynı standartlarda nasıl oluşturacağız ya da nasıl hızlı hareket edebileceğiz? Bu konularda takvim bekliyoruz. Önümüzde herhangi bir takvim yok. Türk tarafını sıkıntıya sokan denetimin merkezinde kimin olacağı, bu işlerin nasıl yürütüleceği, hibelerin nasıl yapılacağı ile ilgili belirsizlikler ortada dururken bizim bir şeyler yapmadığımıza dair bir algının oluşmasını istemiyorum dedi. Bakan Çavuşoğlu konuşmasında gıda güvenliğinde Avrupa Birliği standartlarına erişebilmek için daha hızlı davranmak gerektiğini de belirtti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorak'ın Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun açıklamalarına işaret ederek çözümsüzlük çözümdür tezinin Kıbrıs Türk halkının yararına olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını belirtti. Sorak'ın Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşmasının ancak federal çözümle mümkün olacağını savundu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorak'ın yazılı bir açıklama yaparak Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun katıldığı bir programda sol partilere çağrı yaparak "Biz sağ partiler 50 yıldır federasyon görüştük, bir sonuç alınmadı. Gelin bu kez de siz iki devletliliği görüşün, birlikte olalım" ifadelerine tepki gösterdi. Açıklamasında "siz sağ partiler olarak ne zaman federasyon görüştünüz" diye soran Sorak'ın "siz 50 yıldır ayrılıkçı ve taksimci bir siyaset izliyorsunuz. Bu siyasette Kıbrıs Türk halkının ulaştığı nokta ortada. Ortaya koyduğunuz iki devletli çözüm, yani çözümsüzlük çözümdür tezinin kabul edilmesi asla mümkün değildir" dedi. Sorak'ın Hasipoğlu'na yaptıkları yanlıştan dönmeleri çağrısında bulunarak bu tezi savunmaya devam etmeleri durumunda Kıbrıslı Türklerin dünyadan soyutlanacağını ve süreç içerisinde elde ettiği kazanımları kaybedeceğini ileri sürdü. Sorak'ın açıklamasında "çözümsüzlük çözümdür" tezi Kıbrıs Türk halkının yararına olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşması, kendi kültürü ve kimliğiyle dünya halklarının içinde yer alması ancak federal çözümle mümkün olacaktır. CTP bu anlayışta mücadelesine devam edecektir ifadelerini kullandı. Demokrat Parti 29. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı. Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti'nin kuruluşunun 29. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Partinin kuruluş misyonunun devletin ve kamu yönetiminin şeffaflığını gerçekleştirmek için yaptığı başkaldırı ve haksızlığa, adaletsizliğe karşı bir mücadele olduğunu belirten Ataoğlu, bu uğurda omuzlarında olan yükün sorumluluğuyla yarınlar için çalıştıklarını ifade etti. Ataoğlu, demokratikleşme, ekonomik vizyon, Kıbrıs sorununa adil, iki devletli bir çözüm ve Avrupa Birliği vizyonu çerçevesinde Demokrat Parti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kader ve gönül birliğinden yola çıkarak Kıbrıs meselesinin çözümünde anavatan Türkiye ile birlikte yürüyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya devam edecektir dedi. Bu ülkeye gönül vermiş hiç kimsenin köşeye çekilmeye, evlatları göç ederken sessiz kalmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için emek verirken yorulma hakkına sahip olmadığını vurgulayan Ataoğlu, siyasetin halk için yapıldığını unutmadan, siyasetin yeniden insan odaklı zemine taşınması gerekliliğiyle hareket ederek geleceğin siyasetini inşa etmek için çalışacaklarını söyledi. Salgında son duruma bakalım. Şimdi de koronavirüs vakalarında son rakamlara bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 27.898 test yapıldı. 83'ü yerel, 106 pozitif vakaya rastlandı. 78 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 74.123 test sonucunda 635 yeni vaka tespit edildi. 3 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise son 24 saatte 256.460 COVID-19 testi yapıldı. 22.083 kişinin testi pozitif çıktı. 69 kişi ise hayatını kaybetti. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi COVID-19'la mücadele kapsamında yeni kararlar açıkladı. İngiltere'den gelecek olan aşılı kişiler 31 Ağustos'a kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilecek. Ülke renk kodlarının da güncellendiği Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarıyla renk kodlarına göre ülkeye giriş koşulları da düzenlendi. İşte detaylar. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplanarak mevcut kararlara ek kararlar aldı. Buna göre İngiltere'den gelecek olan aşılı kişiler 31 Ağustos'a kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilecekler. Belirtilen tarihte ise yeniden değerlendirme yapılacağı kaydedildi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo ve giriş kriterlerini de güncelledi. Yeni tablo ve kriterler pazartesi gününden itibaren uygulanacak.
Haritada koyu kırmızı olarak gösterilen ülkelere son 14 gün içerisinde seyahat etmiş olan yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişinin yasak olduğu belirtilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabilecekleri kaydedildi. Haritada kırmızı olarak yer alan ülkelerden gelen aşılı veya hastalığı geçirmiş olanlar yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ve 5 gün karantina koşulu, aşısızlarsa yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ve 7 gün karantinayla ülkeye giriş yapabilecek. Turuncu ülkelerden gelecek aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucuyla karantinasız, aşısızlarsa yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ve 5 gün karantina koşuluyla ülkeye giriş yapabilecek. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeşil kodlu ülkelerden gelen aşılı veya hastalığı geçirmiş yolculara giriş kısıtlaması getirmezken, aşısız yolcular için yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucuyla karantinasız giriş imkanı tanıdı. Gri kodlu ülkelerden gelen yolcular için aşılı olup olmadığına bakılmaksızın son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı uygulanacak. Açıklamada son doz aşısını yapan kişiler son doz tarihinden 14 gün sonra aşılı kişi olarak değerlendirilecektir. Bar ve klapların alan büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Aşısız kişi alınmayacak, toplu yapılacak dans, tören, müzik, konser ve benzeri gösterileri açık alanların büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Düğün alanlarının büyüklüğü ne olursa olsun 250'den fazla müşteri kabul edilmeyecek ifadeleri kullanıldı. Sıcaklar nedeniyle 2 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında açık havada güneş altında 12-16 saatlerinde çalışma yapılması yasaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasındaki sürede açık havada güneş altında 12-16 saatleri arasında çalışma yapılmasını yasakladı. Bakanlık resmi gazetede yayımlanan kararında havanın 40 derece ve üzerinde çıktığı günlerde açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunması amacıyla çalışma saatlerini 7-12 ile 16-19 olarak belirledi. Bakanlık 12-16 saatleri arasında güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı. Genel Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların gecikmeden Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı, Alo 199 İtfaiye İhbar Hattı ve 155 polis imdat hatlarına ulaşmaları çağrısı yaptı. İtfaiye Müdürlüğü yol kenarlarına ve arazilere sigara izmariti atılmaması konusunda da vatandaşları uyardı. Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde arazilerde çıkabilecek olası yangınlara karşı alınması gereken bir dizi önlemlere ilişkin halka duyuru yaptı. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların gecikmeden Alo 177 Orman Yangını ihbar attı, Alo 199 İtfaiye ihbar attı ve 155 polis imdat hattına ulaşmaları çağrısında bulunan duyuruda ülke genelinde 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ateş yakmanın yasak olduğu da hatırlatıldı. Sürücülere seyahat halindeyken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmamaları çağrısında bulunan açıklamada çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişelerin güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet verdiği de anımsatıldı. PGM İtfaiye Müdürlüğü, yol kenarında bulunan kuru otların ve anayol hendeklerinin temizliğinin yapılması ve arazilerin etrafında şerit açılması gerektiğini de vurguladı. Erenköy Mücahitleri Derneği, Erenköy şehitlerini anma törenine katılmak isteyen vatandaşlara ulaşım imkanı sağlanacağını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada vatandaşların negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerektiği de hatırlatıldı. Erenköy Mücahitleri Derneği, Erenköy şehitlerini anma törenine katılmak isteyen vatandaşların ulaşımının her yıl olduğu gibi bu yıl da dernek tarafından sağlanacağını, törene katılmak isteyenlerin 3 Ağustos Salı gününe kadar derneğe müracaat etmeleri gerektiğini duyurdu.
Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan tarafından yapılan açıklamada 8 Ağustos Pazar günü Erenköy Şehitliği'nde düzenlenecek anma törenine katılmak isteyen vatandaşların 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmelerinin gerekli olacağı da kaydedildi. Dernek, müracaat edenlerin adreslerine göre araçların yönlendirileceğini de bildirdi. Saatleri 8.36'ya taşıdık. Sabah haberi devam ediyoruz. Şimdi de ülke gazetelerinin manşetlerine birlikte bakalım. Vatan Gazetesi ile başlıyoruz. Vatan Gazetesi'nin manşetindeyiz. Başbakan Ersan Saner yüz yüze eğitim Eylül'de başlayacak açıklamasını yaptı. Gazete manşetine taşıdı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, eğitim ve turizm sektöründe çalışanların tümünün aşılarını tamamladık. Bazı öğretmenler henüz aşılarını tamamlamadı. Onlara da tamamlamaları çağrısında bulunuyorum. Eğitim Eylül ayında yüz yüze başlayacaktır. Başlamaması için kimse aşıyı gerekçe göstermeye kalkışmasın. Üniversitelerden kreşlere kadar herkes aşılanacaktır. Öğrenci gençlerimiz de aşı yaptırabilir. Yurt dışından gelen öğrenciler için kıstaslar konulmuştur. Gelen öğrenci çift aşılı değilse karantinaya girecek. Ama aşı da gündeme gelebilir ve bu konuda bir politika üretebiliriz açıklamasını yaptı. Saner koronavirüs vakalarının dünyada ciddi şekilde artış gösterdiğine de işaret etti. Pandemiyle mücadelede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada en iyi ilk 5 ülke arasında yer aldığını belirtti. Aşılamanın önemine işaret etti. Ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığını, şu ana kadar 150 bin vatandaşa çift doz aşı yapıldığını ve 3. doza geçileceğini söyledi. Asgari ücret vasıfsız bir çalışana verilmesi gereken ücrettir. Ama maalesef bizde yanlış bir şekilde başlayacak kişiye niteliği ne olursa olsun verilebilecek ücret oldu şeklinde bir açıklaması da var. Başbakan açıklamaları veriliyor manşette. Logo üstüne geçelim. Logo üstünde sıcakta çalışmaya sınırlama getirildi haberi var. Yine bültenimizden de aktarmıştık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımladığı kararına burada işaret ediliyor. Havanın 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunması amacıyla çalışma saatlerini 7-12 ile 16-19 olarak belirlendiğine yönelik bir açıklama var. Logo üstünde, logo kenarındayız. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor haberi var. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 45. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 63. ve Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 450. yıl dönümü nedeniyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak diye paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve rapor çelişkili açıklaması da var yine gazetenin ön sayfadan gördüğü haberlerden. Cumhurbaşkanlığı önceki gün yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında Kıbrıs'la ilgili alınan kararlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada BM Güvenlik Konseyi'nin kararında bir yandan statükonun sürdürülemez olduğu ifade edilirken diğer yandan statükonun aynen devam ettirilmesine yönelik çaba içerisinde olması büyük bir çelişkidir açıklaması yapıldı. Paylaşılıyor gazete tarafından bugün ön sayfada. Ve bazı eğlence yerleri ve düğünler 250 kişiyle sınırlandırıldı haberi de var. Komitenin son kararları bu noktada gazete tarafından paylaşıldı. Resmi gazetede de yayımlandı. Buna göre bar ve klapların alan büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek ve bu gibi yerlere aşısız kişiler alınmayacak diye aktarılıyor. Çözüm anlayışıyla mücadelesine devam edecek. Bir başka haberse Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorak'ın açıklamaları, Cumhuriyetçi Türk Partisi federal çözüm anlayışıyla mücadelesine devam edecek şeklinde açıklaması var. Sorak'ın çözümsüzlük çözümdür tezinin Kıbrıs Türk halkının yararına olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını belirtti. Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşmasının ancak federal çözümle
mümkün olacağını kaydetti diye gazete aktarıyor. Salgında son duruma baktığımızda toplam 27.898 test yapıldı. 106 pozitif vaka var. Son 24 saatin verilerinden aktaralım. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması son 24 saatle ilgili. 27.898 test yapıldı ve 83'ü yerel, 106 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs'a baktığımızda yine salgında son durum ne? 635 pozitif vaka var. 3 de can kaybı yaşandı Güney Kıbrıs'ta. Son 24 saatte yapılan 74.122 test sonucunda 635 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 3 kişi yaşamını yitirdi ve Türkiye'ye bakalım. Son 24 saatin verilerini aktaralım. 69 kişi hayatını kaybetti. 22.083 de tespit edilen yeni vaka sayısı olarak aktarılıyor. Vatan Gazetesi'ni noktaladık. Yeni Bakış'tayız. Yeni Bakış gazetesi. Münhasis personel istihdamı haberini bugün manşetine aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesi SOS veriyor. Devlet sürekli borçlanıyor diye gazete aktarıyor. Devlet kurumlarına münhasis sınavsız personel istihdam ediliyor şeklinde haberi bugün Yeni Bakış gazetesi manşetine taşıdı. Münhasis personel istihdamı başlığıyla verdiği haberi. Seçimin 2022 yılında yapılması yönünde karar üreten ATOK komite bu kararını meclise taşıyamadan meclis tatile girdi. Hala seçimin ne zaman olacağı belli değil. Seçim yatırımları ise şimdiden başladı. Devlet kurumlarına atamalar, münhasis istihdamlar, yeni vatandaşlıklar bu noktada dikkat çekiyor diye gazete aktardı. Devlette para yok, istihdam ve terfi yapılıyor. Muhacirat dairesinde de bir yoğunluk olduğu yine verilen ayrıntılarda. Ve salgın tablosunu da gazete paylaştı. 83'ü yerel, 106 vaka var. Son 24 saatin verilerine baktığımızda yapılan test sayısı 27.898 yine aktarmıştık. 83'ü yerel, 106 pozitif vaka var. 78 kişi ise taburcu edildi diye gazete paylaştı. Avrupa'ya geçelim. Erdoğan'a laf yok, Tatar'a çağrı bugün. Avrupa Gazetesi'nin manşetinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman şaşırtıyor diye gazete aktardı. İki devlet tezini masaya süren Erdoğan'ı suçlamamaya özen gösterirken Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı'na bir an önce doğru zemine dön çağrısı yaptığı noktasında bugün gazete manşetini paylaşıyor. Ve Avrupa Gazetesi'nden Kıbrıs'a geçelim. Kıbrıs Gazetesi'de en fazla yolsuzluk kamu arazileri ve teşviklerde dedi bugün paylaştığı manşet haberinde. Ayrıntılara bakalım. Friedrich Ebert Vakfı akademisyenleri Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan 2020 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı raporunu yayımladı. Anket sonuçlarına göre iş insanlarının %88'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde rüşvet ve yolsuzluk olduğunu düşünüyorlar. Rüşvet verenler var alt başlıklara baktığımızda. Kamu kaynakları istismar ediliyor yine bir diğer alt başlık konuyla ilgili olarak. Akademisyenler Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan'ın açıklamaları var. Kuzey Kıbrıs'ta yolsuzluk algısını ölçmek ve yolsuzlukla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için dördüncü kez rapor hazırladılar. Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyesi firmalarda yönetici pozisyonunda bulunan 351 iş insanıyla yapılan anketin sonuçları ülkemiz için pek de iç açıcı değil diye paylaşılıyor. Ankete katılanların %88'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde rüşvet ve yolsuzluk olduğunu belirtti. İş insanları yolsuzluğun en fazla kamuya ait arazi ve binaların tahsisi, kiralanmasında, teşviklerde, kamu ihaleleri ve izinlerde olduğunu belirtiyor. Anket sonuçlarına göre yaklaşık her 10 iş insanından biri son bir yılda fiilen rüşvet verdi diye paylaşılıyor. Kamu kaynaklarının siyasetçiler ve üst düzey memurlar tarafından istismar edildiği görüşünün de yer aldığı anket çalışmasında katılımcıların %57'si kamu kaynaklarının bakanlar, yetkililer tarafından kişisel ya da partisel amaçlarla çok yaygın bir şekilde kötüye kullanıldığını belirtiyorlar. Katılımcıların %65'i kamu kaynaklarının tahsisi ve kullanımını düzenleyen, hesap verebilirliği sağlayan kesin prosedürler bulunmadığını, %67'si de kamu maliyesinin idaresini denetleyebilecek nitelikte
bağımsız kurumlar olmadığını düşünüyorlar diye paylaşılıyor bugün manşet haber. Kıbrıs Gazetesi logosuna bakalım. Hükümette UBP-YDP gerginliği haberini görüyoruz. UBP milletvekili sayısı 1'e düşen hükümet ortağı YDP'ye ona bağlı daire, kurum ve kuruluşları yeniden değerlendirmeyi teklif etti. Bu durumsa hükümet içerisinde yeni bir krize neden oldu diye paylaşılıyor. Yine logosundan devam ettiğimizde süte sürekli zam yapılması imalatçıları çöküşe sürükledi haberiyle devam ediyoruz. SUİP ithal süt ürünlerine fon uygulanmaması nedeniyle yerli muadil ürünlerden daha ucuz olduğunu, bunun da haksız rekabet ortamı yarattığını savundu diye haberi görüyoruz. Logo kenarındayız. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde COVID-19 aşısı olunabilir açıklaması var. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği eğitim sorumlusu Doktor Dalkan, hamile kişilerin hamile olmayan kişilere göre COVID-19 geçirme riskinin daha yüksek olduğuna yönelik bir uyarı yaptı. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde COVID-19 aşısı olunabilir şeklinde haber aktarılıyor. Kıbrıs Gazetesi yine ön sayfasına baktığımızda fotoğraf destekli haberi görüyoruz. Kuru otlar yangın riskini artırıyor, temizlenmeli haberi paylaşıldı. Artan hava sıcaklıklarına karşı ülkemizde de yangın riskinin yüksek olması nedeniyle Orman Dairesi önlemler aldı. Vatandaşlara yangınlara karşı dikkatli olunması konusunda çağrıda bulunan itfaiye müdürlüğü ise yol kenarlarında bulunan kuru otların ve ana yol hendeklerinin temizliğinin yapılması, arazilerin etrafında şerit açılması gerektiğini vurguladı. Biyolog Hasan Sert'ten de yüksek gerilim hatları ve elektrik direkleri altındaki yangına çok kolay sebebiyet verebilecek kuru otların temizliğiyle ilgili sorumlu olanların sorumluluklarını yerine getirmesini istedi. Bu yönde yapmış olduğu açıklama var. 2 Ağustos'dan itibaren açık havada 12-16 saatleri arasında çalışmak yasak olacak. Yine aktarmıştık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunması için bir karar üretti. Üreticinin tüm emeği ateşe verildi. Dipkarpaz'da Yunus Dağ'a ait ağıl kundaklandı. 2800 adet küçük kare fi balyası, 3 römork arpa samanı yığını, 1 kamyon buğday ve arpa samanı, 1500 torba arpa samanı, 250 torba fi saman ve yarım dönüm kuru otun yandığı belirtiliyor. Dünya alevlerle savaşıyor. NASA'nın ve FIRMS adını verdiği yangın bilgilendirme ve kaynak yönetimi sisteminin uydu haritasından paylaşılıyor bu haber. Uydu haritasına göre kırmızı noktalarla gösterilen yangınlar dünyanın birçok yerine yayılmış durumda. Dünya alevlerle savaşıyor diye haber aktarıldı. Kıbrıs Gazetesi noktalayalım. Yeni düzendeyiz. UBP-DP-YDP azınlık hükümeti yine kriz. Hep kriz diye gazete aktarıyor. Yeni Düzen gazetesine baktığımızda azınlık hükümetinde yeni bir kriz patlak verdi. Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner, Bertan Zaroğlu'nun YDP'den istifa etmesiyle meclisteki sandalye sayısı 1'e inen ortağı YDP'ye bağlı daire ve kurumları geri istedi diye paylaşılıyor. Kanal Sim'e konuştu Arıklı. Bu talep koalisyon protokolüne uymaz. Gerekirse hükümetten çekiliriz şeklinde bir açıklama yaptı. Paylaşılıyor Yeni Düzen'den bugün. Ve Diyalog gazetesine bakalım. Diyalog gazetesi son gazete. Gönüllü hizmet başlığını kullanıyor bugün gazete. Lefkoşa'nın fuar alanında yeni bir aşı merkezi haftaya devreye girecek. Gönüllü hizmet başlığıyla verildi. 2 doktor, 4 hemşire görev yapacak başkent Lefkoşa'da. Pazartesi'den itibaren yeni bir aşı merkezi hizmete girecek. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar'ın çağrısına olumlu cevap veren 2 gönüllü doktor bu merkezde hizmet verecekler. Ayrıca 4 hemşirenin 6 aylık maaşını Diyalog Medya Grubu ödeyecek diye de paylaşıldı. Bakan Üstel teşekkür etti. Sağlık Bakanı Üstel bu girişimi büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Fuar alanında yeni bir merkezin devreye girmesiyle birlikte aşılamada rahatlama olacağını söyledi. Ve Diyalog Medya ve gönüllü hizmet verecek olan Doktor Bilgin Çınar'la Doktor İlker İpekdal'a teşekkür eden Bakan Üstel, bunun diğer kuruluşlara örnek olmasını istedi diye paylaşılıyor. Salgında son durumu yine aktarırsak, kuzeyde 106, güneyde 635 yeni vaka var ve güneyde 3'te can kaybı yaşandı salgında son 24 saate baktığımızda. Güneyde 3'te yeni can kaybı yaşandığı
haberini görüyoruz ve Manavgat'ta başlayan yangın 14 farklı noktaya yayıldı. Türkiye'de devam eden yangınlarla ilgili haber de ön sayfada fotoğrafla birlikte verildi. Türkiye alev alev başlığıyla birlikte gazete aktardı. Böylece ülke gazetelerinin sonundayız. Türkiye manşetlerine de bakalım. Türkiye'nin yazılı basına yansıyan gelişmelerle devam edelim. Saatleri 8.50'ye taşıdık. Bakalım neler aktarılıyor. Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Nereden tutsan skandal başlığını kullanıyor gazete manşetinden aktardı. Üniversite adaylarına tercih rehberi de yine bugün verildiği belirtiliyor. Yurttaş yangınlarda can veriyor. AK Parti sorumluluğu örtme peşinde diye başlıkla gazete haberi aktardı. Bizde uçak yok. Yine İBAN geliyor. Nerede bu uçaklar? Alt başlıkları var. Konuyla ilgili olarak gazete tarafından paylaşılan ve Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi Kızıl Kabus dedi. Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri'nin en kuzeyi Kaliforniya, Avrupa ve şimdi de Türkiye. Küresel ısınma kaynaklı aşırı sıcaklar dünyanın dört bir yanında orman yangınlarını da peşi sıra ateşliyor. Fotoğrafla görüyoruz. Milliyet'te ön sayfada verildi. Detayları tabii gazete iç sayfalardan aktarıyor bugün. Milliyet Gazetesi'nin gazetesine yine baktığımızda uçaklar yatıyor, pilotlar işsiz haberi var. Konya'da katliam 7 ölü haberi de yine verildi. Ön sayfada gördüğümüz haber. Bu arada manşetle ilgili detaylar da ayrıntıları iç sayfalarda ama 5 ilde 11 yangının devam ettiği yönünde açıklama var Milliyet'te yine. Antalya, Manavgat ve Akseki'deki orman yangınları sürerken Manavgat'ın kuzeyindeki Salur Mahallesi'nde de dün bir yangın çıktı. Orman ve Tarım Bakanlığı'nın verileri paylaşılıyor. Son 3 günde 26 ilde 85 noktada yangın çıktı. Bunların 74'ü kontrol altına alındı. 5 ilde 11 noktadaki yangınlarsa sürüyor. Uzmanlar küresel ölçekte çok sayıda yangını aşırı sıcaklar ve kuraklığa bağladı. Her şey yanmaya hazır. Profesör Kadıoğlu, bütün yüzey kurudu ve nem %6'lara kadar düştü. Herhangi bir kıvılcımla iki yaprağın birbirine sürtmesiyle bir anda orman yangını da çıkabilir. Her şey yanmaya hazır hale geldi. Yangınların ana nedeni hava şartları açıklamasını yapıyor. Yangın ekolojisi uzmanı Profesör Neyişçi de ormana girip çıkan insan sayısı ve ormanda izin verilen taş ocağı miktarları arttı. Bu yangınların artmasına da neden oluyor şeklinde bir açıklama yaptı. Yardım ederken can vermişti. Şahin gibiydi, artık melek oldu. Marmaris'teki yangına müdahale eden ekiplere gönüllü olarak motosikletiyle su ve ayran taşıyan Şahin Akdemir 25 yaşında motorunun devrilmesi sonucu alevlerin arasında kalıp can verdi. Ölmeden önce sosyal medyadan son paylaşımını yapmıştı. Su taşımaya devam, yangınlara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin sözleriyle de yürekleri burktu diye gazete paylaştı. Akşama geçelim. Akşam gazetesi "İyi ki vardın Şahin" dedi manşetinden paylaştı. Şahin'le ilgili haberi, yangın söndürenlere su taşırken can verdi. Marmaris yangınıyla mücadele edenlere motosikletiyle su taşıyordu 25 yaşındaki Şahin Akdemir. Dönüş yolunda alevler arasında kaldı ve can verdi. Son paylaşımı ise kahretti. Eren Bülbül'ü hatırlattı. Mayında yaralanmıştı kahraman genç. Dün gözyaşları içinde toprağa verildi diye paylaşılıyor. Aşımı yaptırmadım, hayatımla oynadım. Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Yasin Yavaş aşı olmadığına pişman. Hep erteledim, sonra olurum dedim, hayatımla oynadım. Koronaya yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan ve solunum sıkıntısı nedeniyle oksijen cihazına bağlanan Yavaş'la ilgili haber. Kimse aşısını ihmal etmesin, acil olarak aşılarını olsun çağrısını yaptı. Bu arada aşısıza maske test şartı var. Amerika Birleşik Devletleri aşı olmayan federal memurlara düzenli test ve maske zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Pentagon'la Washington Post gazetesi ise çalışanlara aşı zorunluluğu getirdi. Haberi de yine ön sayfada. Türkiye'ye geçelim. Türkiye gazetesi yangın gerçekleri dedi manşetinde. Felaketle ilgili çok yönlü araştırma var.
THK'nın söndürme uçağı yok ki engellesin. Kurum yine de kiralık filoyla sahada. Orman arazileri engebeli. Bu yüzden helikopter tercih ediliyor. Havadan söndürme olmaz. Su düşer düşmez buhar alıyor. O soruları yetkililere sorduk. Alt başlıkları var. Türk Hava Kurumu'nun uçağı yok diye paylaşıldı. Büyük felakete büyük dayanışma. Türkiye tek yürek. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası yanan alanları yeniden yeşillendirmek için kampanyalar başlattılar. Ön sayfada gördüğümüz haberin ayrıntılarında verildi. Ve devam edelim Sözcü Gazetesi ile. Sözcü Gazetesi de kendini 13 uçak alacağına 12 yangın uçağı alsaydın dedi. Manşetinden paylaşıyor haberi. Kılıçdaroğlu saraya böyle seslendi diye paylaşılıyor haber. Diğer ülkeler nasıl söndürüyor? Alt başlığı var. İktidarın Türkiye'yi kıskanıyorlar dediği Avrupa'da, Akdeniz ülkelerinde çok sayıda yangın söndürme uçağı var. Örneğin Fransa'da 26, Yunanistan'da 20, İtalya'da 19, İspanya'da 17 uçaklık filo var. CHP lideri dün yangın bölgesi Manavgat'a gitti. Evi, hayvanı, mahsulü yanan vatandaşları teselli etti. İktidarı da sert bir şekilde eleştirdi diye paylaşılıyor haber. Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak gazetesinde ciğerimiz yanıyor, onların derdi spekülasyon açıklamasını bugün manşetini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarını bile siyasi istismar konusu yapan muhalefete bir tepki gösterdi. Ülke millet olarak birlikte karar vereceğimiz, dayanışma içerisinde adım atacağımız konularda herkesin aynı istikamette bakışı gerekir. Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar. Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor açıklamasını yaptı. Muhalefet orman yangınlarını bile istismar etti şeklinde Erdoğan açıklamaları var. 45 helikopter var sahada. Suikast var mı? Bakılıyor. Vaka arttı. Yeni tedbirler var gündemde. Kurban Bayramı'nda vaka sayısının arttığını ve durumun aleyhe döndüğüne dikkat çekiyor yine Erdoğan açıklamasında. İlk kabine toplantısında tedbirleri yeniden ele alacaklarına yönelik bir açıklama yaptı. 66 yangın kontrol altında bu arada. Ormana giriş ise bir ay yasak. Hürriyet gazetesine bakalım. Aynı anda nasıl yandı diye Hürriyet gazetesi paylaşıyor. Türkiye'de son 3 günde 85 ayrı yerde orman yangınları ile ilgili haber. Herkes peş peşe meydana gelen bu yangınların nedenini merak ediyor. İşte uzmanlara göre yangınların 4 nedeni: hava ısındı, nem azaldı, fön etkisi riski artırıyor, en çok insanlar yakıyor, küresel iklim değişikliği de var bu noktada. Son gazete Sabah. Sabah gazetesi Kahraman Şahinleri manşetinden paylaşıyor. Yangınla mücadele eden itfaiyecilere su taşırken alevler arasında kalarak hayatını kaybetti Şahin Akdemir. Türkiye'nin yüreğini yaktı. 25 yaşındaki delikanlının vatan aşkı insanlığa örnek oldu diye gazete bugün ön sayfasından paylaştı. Bu haberle birlikte Türkiye manşetlerini de noktalamış olduk. Sabah haberi sonundayız. Saat 10'da kısa haberlerde görüşmek üzere. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni kararlar alındı. Yeni kararlara göre bar ve klapların kapalı alanları kullanılmayacak, açık alanlara girişte ise aşı zorunluluğu aranacak. Yeni kararlar şöyle: